Aslında hepimiz yaşlanacağız ama nasıl yaşlandığımız önemli. Eğer mutlu bir yaştaysanız, hayatın tadını çıkarıyorsanız, aktifseniz, yürüyor, koşuyor, insanlarla birlikte oluyorsanız tabii ki yaşlanmayacaksınız, hep genç kalacaksınız. Bu sizin elinizde. Hissettiğiniz yaşta olmak bu. Nasıl hissediyorum? Ben gencim, hiç kimse bana yaşlı diyemez diyorsanız size kimse yaşlı diyemez. Bunun için neler mi yapacaksınız? Koşacaksınız, arkadaşlarınızla olacaksınız. Yapabildiğiniz her an, yapabildiğiniz her şeyi yapacaksınız. Model uçak uçurun, bir şekilde spor yapın, tenis oynayın. Hayat sizin elinizde. Bunu hiç ıskalamayın. İnsan doğduğu andan itibaren yaşlanmaya başlar. Vietnam Savaşı'nda ölen Amerikalı askerlerin yapılan otopsilerinde beyin damarlarında daralmaların başladığı görülmüş. Demek ki 20'li yaşlardan itibaren bu başlıyor. Yaşlandıkça neler oluyor beyinde? Beyindeki kitle azalıyor. Beyindeki hücreler arasındaki iletişim azalıyor ve genel hücre sayısı da azalıyor. Ama bunu geciktirmek, bunu daha ileri yaşlara taşımak bizim elimizde. Sigara içmediğinizde, spor yaptığınızda, beyninizi aktif olarak kullandığınızda bu süreç ilerliyor. Beynin yaşlanmasını geciktirebilirsiniz. Unutmayın. Yaşlanma biraz bizim psikolojimizle de ilgili. Yaşantı bazen hiç istemediğimiz olayları karşımıza getiriyor. 30 yaşında bir danışanım vardı. Çok sevdiği çocuğunu kaybettikten sonra bir anda 10 yaş ihtiyarladı. Tamamen hayattan çekildi, kendine bakmaz oldu. Artık bir kenarda duruyor, hiç kimseyi de arayıp sormadı. Depresyon içindeydi. Öyle olduğunda yaşlılık onun hayatına girdi. Ve artık o sürenin içerisinde bıraktı gitti. Ben artık yaşlandım, ben artık hiçbir şeyden zevk almıyorum dediğinde gerçekten yaşlanmıştı. Ama bazen de bunlar başımıza geldiği halde bile güçlü olabiliyoruz. Hayatın içinde kalıyoruz, bırakmıyoruz. Yapabildiğimiz kadar hayata sarılıyoruz. Ben bırakmayacağım dediğinizde gerçekten hayat da sizi bırakmaz. Sporunuzu yaptığınızda, arkadaşlarınızda olduğunda, 60 yaşında bile hala kendinize baktığınızda yaşlı bir ihtiyar değilsiniz. Bunu unutmayın. Ben çocukken 40 yaşındaki insanlar çok yaşlı gelirdi. Ne yapıyor bu insanlar acaba, çok yaşlılar diye düşünürdüm. Ama artık öyle değil. Yaşam standardımız artıyor. 80'leri, 90'ları buluyoruz. Onun için 40 yaşında kimse ben yaşlandım dememeli. Ama baktığımızda insanın var olanları yitirme korkusu, beğenilmeyeceğim, insanlar beni beğenmeyecekler, güzelliğimi kaybediyorum korkusu kadınlarda, var olan fiziksel yeteneklerimi kaybediyorum korkusu da erkeklerde ortaya çıkıyor. Bu korkuları yaşamayın. Bunlar daha hiçbir şey değil. 50'lere, 60'ları bulmadan ben yaşlıyım diye hiç ortaya çıkmayın. Yaş dönümü dediğimiz şeyden de uzak durun. Halk arasında yanlış bir inanış, her bunamanın Alzheimer hastalığı olduğudur. Benim dedem Alzheimer oldu, o yaşlanmış, demans olmuş, bütün bunlar çok kullanılıyor. Ama doğrusu şu, Alzheimer dediğimiz durum özel bir durum. %80 bunamaların Alzheimer hastalığıdır. Ne olur? Beyinde bir takım proteinler birikir, bu proteinler bir dejenerasyona yol açar, beyin hücrelerinin şekli ve çalışması bozulur. Sonuçta bu yavaş yavaş bunamaya gider. Ama Alzheimer dışındaki bunamalarda ise damar bozuklukları, beynin dejeneratif sorunları vardır. Bunlar da %20'dir ama Alzheimer'le aynı değildir. Hepsinde ortak neler olur? Unutkanlıklar olur, fonksiyonlar bozulur, insan günlük yaşamını yerine getirmekte zorlanır, kişiler arası ilişkileri değişir, her şeyden öte kişilik yapısı da değişir. Bakarsınız o zamana kadar problem olmayan birisi alıngan, öfkeli, her şeye tepkiler veren bir insan olur. Unutmayın, her Alzheimer bir bunamadır ama her bunama Alzheimer değil. Bunama birçok nedenli olur. O Alzheimer demansında bunama beyinde bir takım proteinlerin birikmesi ve hücrelerin deforme olmasıyla olur. Damar hastalıklarına bağlı olan da ise geçici felçler, iskemik ataklar bunamaya neden olur. Yahut da bir takım dejeneratif hastalıklar beynin bunamasına kadar gidebilir. Bir de öyle demanslar vardır ki bunlar tedaviyle geçer. Örneğin beyin tümörü olduysa,
kişinin depresyonu var, yoğun olarak demansla karışıyorsa, vitamin eksikliklerinde, alkol kullanımında, kafa travmalarında da düzeltilebilir demansı görüyoruz. Bunlar tedaviyle ortadan kalkıyor ve hayat boyu da devam etmiyor. Aslında demansa baktığımızda, demans yaşamın sonundan yaşamın başına dönüş gibi görüyoruz. Bir çocuk ne yaparsa yaşlı bir demans hastası da aynı şeyi yapmaya başlıyor. Ama bu birdenbire olmuyor. Yavaş yavaş gidiyor. Öncelikle hafif unutkanlıklar, bir şeyleri hatırlayamadığı için üzülmeler, kısa kısa unutkanlıklar dışında bir sorun olmuyor. Ama yavaş yavaş bu ilerlediğinde artık iş maalesef çocuklaşmaya dönüyor. Pisliğiyle oynuyor, alıyor o pisliği duvarlara sürüyor, küfürler ediyor, yerlere yatıyor, tepiniyor. Bakıyorsunuz ki o hiç böyle bir insan olmadığı halde artık çocuklaşmış. Aynen kelimenin deyimiyle çocuklaşmış bir insana dönüşüyor. O yüzden yaşlılık bunamaya gittiğinde çocukluk ortaya çıkabiliyor. Bunun için bu dönemde bir yerde artık beynin fonksiyonlarının bittiği ve kişinin yaşam sonuna geldiğini de gösteren bir belirti halinde alınabilir. Bunamada yapılan terapilerin temel amacı içgörü kazandırmak ve çevrenin ona nasıl davranacağını aileye öğretmektir. Öncelikle kişinin daha o demansın başlangıç döneminde telaşa kapılmaması, yapabildiği kadar beyin fonksiyonlarını kullanmaya yöneltmek terapideki temel amaçlardan biridir. Bir danışan, biz isim vermeyiz ama olay anlatırız. Evden çıkıp gitmişti. Günlerce aile onu arandı. Sonuçta buldular ve boynuna da kocaman bir ismini, telefonunu, adresini, her şeyi anlatan bir yazıyı koydukları zaman artık daha güvendelerdi. İşte biz bunu yapmak durumundayız kaybolmasına. Ya da aile olarak onun hayatını nasıl kolaylaştırırız ona bakarız. Odasını değiştirmeyiz, yanında oluruz, birlikte zaman geçiririz ama unuttuklarını da yüzüne vurmayız. Sen bunu unutuyorsun dediğimizde daha çok üzülür, daha çok. Terapide amaç kişinin yapabileceklerini arttırmaktır. Neler yapabilir? Bu neleri hatırlıyor? Eskiyi unutmamış, çok iyi hatırlıyor ama yeniyi mi hatırlamıyor? Hafif hafif onu hatırlama konusunda yardım edebiliriz bir takım kartlarla. O kartlarda ona günlük görevler vererek günlük hayattan kopmasını engelleriz. Günübirlik unuttuklarına üzülmesini engelleriz. Bunlar onun ruhsal yapısını güçlendirir ve daha iyi motive olarak baş etmesi konusunda güçlenmesini sağlar. Demansın ilaçlı tedavisi spesifik olarak yoktur. Sadece ilerlemesini geciktiririz. Biraz daha zihnini kullanabilmesi, var olan fonksiyonlarını yitirmemesine yardımcı olur. Bu yüzden ne kadar erken teşhis edersek, ne kadar erken farkına varırsak o kadar daha iyidir. Unutmayın, her unutkanlık demans değildir ama her demans unutkanlıktır. Gelecek videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.